Değerli arkadaşlar, önceki gün şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Bu katliamı yapanları, arkasındaki güçleri ve varsa medet umanları lanetliyorum. Ülkemizi yönetemeyen, ülkemiz kan gölüne dönmüş iken başkanlık hayalleri kuran AKP hükümetini esefle kınıyor ve istifaya davet ediyorum. Bırakın Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini. Hükümetin bütün bütçesi akan bir tek damla kanın bedeli olamaz. Doktor, hemşire, ebe, kısacası bütün sağlık personeli bir çocuğu yaşatmak için seferber oluyor. Aile canını dişine takıyor, çocuğunu büyütüyor. Hükümet görevini yapamadığı için kınalı kuzular teröre kurban veriliyor. Hükümet vatandaşlarımızı teröre bağlı ölümden bile koruyamadıktan sonra hastalıktan korusa ne olur, korumasa ne olur? Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanı diyor ki, hükümetimiz sağlığa 111 milyar lira para ayırdı. Sağlık Bakanı diyor ki, vallahi ben halkın sağlığı için sadece 32 milyar lira kullanmaya memur edildim. Yani sağlığa ayrılan toplam bütçenin sadece %29'unu Sağlık Bakanı harcıyor. Geriye kalan 79 milyar nerede? Kim kullanıyor? Ben söyleyeyim. 79 milyar Türk lirası inşaat şirketlerine, yurt dışı ilaç firmalarına, araç gereç ithalatçısına aktarılıyor. Peki halkın sağlığı için ayrılan bütçe, halk sağlığı kurumunun bütçesi ne kadar dersiniz? 111 milyar bütçenin sadece 10 milyarı, yani %10'u bile değil. Bu paradan elektriği, suyu, personeli çıkardığınızda halkın sağlığına ayrılan bütçenin sadece %03'ü, bakın %0.5'ı bile değil, sadece %03'ü halk sağlığına yatırım için ayrılmıştır. İşte sorun tam da buradadır. Bütün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin özeti de budur. Daha hiçbir şey konuşmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Sağlığa ayrılan paraları hükümet inşaat şirketlerine verince hastalanan vatandaş tabii ki elini cebine atmak zorunda kalıyor. Hem ödediği vergilerden sağlığa 11 milyar lira para ayıran hem de cebinden ayrıca birçok paralar harcayan vatandaşa sizce acaba kaç dakika muayene hakkı tanınıyor? Sadece 5 dakika. Sağlık sisteminin iflas ettiğini söylüyoruz. Neden söylüyoruz? 3 nedeni var. 1. AKP hükümeti hastalarından bıçak parası alır gibi paralar almaya başladı. Çok ciddi paralar alıyor. 2. Hastalar başlangıçta memnun gibi görünüyordu. Sistemin foyası düşünce bir de baktılar ki AKP'nin kendi yaptığı anketlerde bile memnuniyet oranları düşmeye başladı. 3. Sağlık Bakanı kendi ağzıyla itiraf ediyor. Diyor ki bütçe konuşmasında bizim yeni bir sisteme, yeni bir bakışa, yeni bir organizasyona ihtiyacımız var. Evet, iflas etti sisteminiz, olmadı, yeniye ihtiyacınız var. Ama sistemi bozanlar iyi bir yeni sistem yapamazlar. AKP nasıl bıçak parası alıyor? İki türlü bıçak parası alma yöntemi var. Bir, cebine nüfus cüzdanını koyan herkes, özel hastane dahil bütün sağlık kurumlarına istediği hastaneye gidecek diyen Sağlık Bakanı'na ve Başbakan'a inanan vatandaşlar 2008 yılında özel hastaneye gittiğinde tedavinin %30'unu cebinden ödedi. 2009'da %70'ini, 2012'de %90'ını, 2013'te %200'ünü ödedi. Bakın, bunun adı bıçak parasıdır. %200'ünü vatandaştan aldınız. Sigorta primleri dışında vatandaşın direkt cebinden sıcak para çıkan sıcak para ne kadar biliyor musunuz? 2001 yılında da vardı Allah için, şimdi sadece AKP döneminde değil. 2001 yılında 35 dolardı, 2014 yılında 100 dolar. Çarptım nüfusa, yepyeni bir Sağlık Bakanlığı bütçesi 27.3 milyar TL yapıyor. Yani neredeyse Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine denk. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki ölüm sayısı 2015 yılında %3.6 arttı. Yani AKP'nin yarattığı sağlık sisteminde insanlar daha çok ölmeye başladı. Kim söylüyor bunu? TÜİK söylüyor. Doğuma bağlı anne ölüm hızları ilk defa AKP döneminde arttı. Doğuma bağlı doğumdan sonraki bir yaş altındaki bebek ölüm hızı ilk defa AKP döneminde arttı. Değerli arkadaşlar, rakamları vereceğim ama çarpıcı bir rakam vereceğim size. Her gün
39 bebek önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor benim ülkemde. Ve nüfus idaresi diyor ki 2015 yılında 14.164 bebek doğum gününü kutlayamadan bu ülkede öldü. Tütün kullanımı arttı. Kanser arttı. AIDS arttı. Bütün bunlar arttı. Çözüm. Çözüm ne? Herkesin eşit, ulaşılabilir, kaliteli ve bıçak parası ödemediği bir sosyal demokrat sağlık sistemidir. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Atıcı.